Evet efendim, canlı yayında binlerce insan ve canlı yayına gelemese de daha sonrasında bunu video olarak izleyecek binlerce insana saygılar, sevgiler, selamlar. Easter Gamers TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, bir Türk yapımı korku oyunu var önümüzde. Ye Villagers The Visitors adında. Buradan arkadaşlara çok teşekkürler. Bana mail yoluyla da ulaşmışlardı. Vakit bugüneymiş, kısmet bugüneymiş. Ben de bugün yer veriyor olacağım. $2 ya da $3 gibi bir fiyattan satılıyor şu anda Steam'de bu oyun. Oyun hakkında falan denmiş ama biz hakkında makkında istemiyoruz. Direkt bam diye oyuna gireceğiz ve hikayeyi oynamaya başlayacağız. Sizlerden ricam, videoyu beğendiğiniz takdirde, hani unutursunuz falan diye hatırlatıyorum sadece, yanlış anlamayın. Videoyu beğendiğiniz takdirde alttan beğenirseniz, kanala abone olur, bildirim çanını açarsanız tadından yenmez. Gerçek bir olaya dayandığı söyleniyor bu. Hatta mailde öyle demişlerdi arkadaşlar. Gerçek bir olaydan esinlenerek yapılmış galiba. Ben çok inanmıyorum böyle gerçek olay muhabbetlerine ama mesela şeylerde falan da Paranormal Activity filminde yazıyor, gerçeklere dayandırılmıştır falan diye. Yani iş, baka kısmet. Kısmet abi. Geçen de Netflix'te Veronica diye bir film izledim. Bir korku filmi. Tavsiye ederim. Fena değildi. O da mesela gerçek bir olaymış. Yani abi ya vallahi böyle inniği cinniği bir şey gelse tokadı koyar indiririm herhalde ya. Ne bileyim yani. Her neyse. Bakalım. Bu ara gerçek olaylardan gidiyoruz. Let's go. Haydi başlayalım. Sevgili Vajek Senpai ve kimdir o? Haydar Varlık. Smokey'e selam söylerim tabii. Buyursunlar. Teşekkürler destekleriniz için. Oyunda ilerleyebilmen için zokları okumanız gerekir. Hayda. Hadi buyurun. Artık başka... Öyle bir video. Hangi dilde oynamak istiyorsun? Vay maşallah lan. Filipino neymiş oğlum? Bu dili nereden buldun? Nereden aklınıza geldi? Hani global diller ya da çok bilinen diller eyvallah da. Tamam, biz Filipinoca oynayacağız. Değil mi? Chat. Arkadaşlar, Filipinoca oynayacağız tabii ki. Filipinlerden gideceğiz biz. Oranın korkusu başka olur. Oranın korkusu. Filipin'de olan Filipin'de kalır. Peki peki. Tamam. Haydi Türkçeden. Dur ben kameramı... Şu... Lan nereye alayım dur. Gaz maskeli bir adam mı görür? Yukarıdaki maskeli gördünüz mü? Hani abi nerede? Tam şurada işte. Ya bak tam şurada çaprazda. Yukarıda korkuluktur lan, tarla korkuluğudur o. Görmüyor musun? Ya abi hadi yürüyün ya. Hasan abi bizi bekliyor, birbirinizi korkutuyorsunuz burada ya. Allah Allah. Hasan hoş abi, geldin lan. Hasan abi aleyküm selam. Tamam tamam. Ha, ne kadar büyümüşsün lan, bu kadardın lan. Hoş geldin. Güzel gerçek görüntüler falan güzel olmuş. Oyun içi de tabii o görüntüler gibi olsa. 2023'ten 99'a döndük bir anda. Grafiksel anlamda. Arkadaşını bulabilecek misin? Köydeki gizemi çözüp kaçmayı başarabilecek misin? Abi bırakın, rahat bırakın şu köyleri artık ya. Oha. O ne lan, çok karanlık. Şunu bir ver. Feneri bir aç. Yavaş. Kan mı lan o? Oğlum ne yaptınız gece gece? Ne yaptınız ya? Oha. Bu nasıl bir köpek lan? Yavaş.
Sana yardım edeceğim. Bana güvenmek zorundasın. Anahtarı bul ve bu evden çık. Üst kata koydular. Onları gördüm. Kim abi? Allah'ım ne oluyor? Neyin içindeyim ben? Fenrir ne yapıyorsun lan? Vallahi Fenrir ya. God of War'dan Fenrir. Ragnarok'tan hatırlarsınız. Kapıyı açmak için. Kapatmak için Q'ya basılı tutun. Tamam. Selamünaleyküm. Ne biçim ev abi? Niye bunları koyuyorsunuz evinize ya? Kim abi bunlar? Ha? Muhtarın kız kardeşiyle muhtarın şey mi? Eniştesi mi? Amcası mı? Amca oğlu mu? Kim ya? Selam. Mesela hiç olmamış. Oranla orantını şey yapayım. Bunu niye buraya koyuyorsun? Köyde bu buraya konulmaz abi. Bu burada köy ağ. Bu duvarı kırar. Tamam mı? Hani tasarruftudur yani. Alanı iyi kullanır. Anladın mı? Bunu böyle kullanmaz ya. Küvet langırt diye koymuşsunuz ya ortaya. Özgün Amal değil mi lan şu? Ha değilmiş. Türklerin yaptığı Büyü diye bir film vardı ya zamanında. Tövbeler olsun ya. Üst kata nereden çıkılıyor ki la? Aha. Önce köyü tanımalısın. Notunu okuduktan sonra kaseti tak ve izle. Köyü neden terk edildiğini anlayacaksın. Kaseti izlemezsen bariz çiftleri çözemezsin. Peki. Elektrik... Oğlum madem evde elektrik var, ampul mü yok? Televizyon nasıl çalışacak? Biz ışığı niye açmıyoruz ya? Oğlum şuraya bir ampul takaydınız la. Allah Allah. Yaşar Can Samira hoş geldin. Aa ne oluyor lan? Anlattığımız ama aslında herkes bir şeyler bilir. Eski köy sakini. Ama kimse birbirine dile getirmemek için dinleyin. Sanki birbirine söz vermiş gibiydi. Ta ki büyük olay yaşanana kadar köyde herkes kimse birbirine bir şey anlatmadan ıssızlıkla sessizlikle devam etti. Keşke herkes o zaman ufak tefek şeyleri birbirine anlatsaydı, o büyük olay yaşanmasaydı, bu kadar sıkıntı olmasaydı. Çocukluğumuz o dönemlerde oralarda geçti. Ama köyde işler çok değişti. Bir şeyler çok ters gitmeye başladı. Köyün halkı yavaş yavaş köyü terk etmeye başladı. Köyde neler oldu, neler yaşandı derseniz gerçekten tekrar yaşamak, tekrar anlatmak, tekrar aynı korkuları dile getirmek gerçekten ama gerçekten çok ürkütücü. Köy artık ıssız. Köyde kimse yaşamıyor. Köyde kimse oturmuyor. Gidenler mal mıyız? Biz niye geldik ya? Büyük olay dediğimi gerçekten hala bütün köy halkı, bütün uzaktan akrabalar falan hala gizler. Kimse birbirine hiçbir şey anlatmaz. Anlatsana artık ne oldu? Büyük olayla ilgili. Biz o zamanlar çocuktuk, daha küçüktük. Tabii bizden büyüklerimiz vardı. Yemyeşil cıvıl cıvıl köyümüzde misler gibi yaşarken bir anda herkesin teker teker köyü terk etmesi, bağını, bahçesini, hayvanlarını bile satabilen sattı, satamayan olduğu gibi bırakıp tasını tarağını toplayıp köyden gitmesi. Böyle hatırladığım kadarıyla, çocukluğumdan kalan, aklımda kalan görüntülerle hatırladığım kadarıyla böyle bir Temmuz, sıcak Ağustos'un başları bir aylara yakındı ve çok günlük, gülistanlık, güzel bir gülastik akşamdı. Akşam herkes artık yatma saati, herkes böyle usul usul yatmaya hazırlanırken bir anda hava şartları çok değişti. Hala anlatırken bile ürperirim böyle, o çocukluğumdan aklımda kalan o korkudur. Anlat ne olur. Rüzgar, yağmur yok ama ciddi boyutta bir rüzgar, bir rüzgarın ıslık çalması, oğlum, bir kasırga, acaba bir kadın oradan mı geldi gök gürültüsü? Bütün hava şartları hepsi bir anda yaşanıyor gibiydi. Hala daha ürperiyorum anlatırken. Sonra amcalarım, büyüklerimiz falan böyle misafirler gelmiş, kim bunlar falan diye bir kalabalığın çıktığında biz de çocuk o süngülü camlardan böyle bakarken siyah elbiseli, sanki kara çarşaflı giymiş kadınlar, siyah elbiseli adamlar, bir sürü kalabalık köy meydanına doğru bir akın vardı. Biz de çocukluk merak ettik kimler gelmiş. Köy yeri çünkü o kadar çok gelen giden olmaz, herkes birbirini bilir tanır. Öyle bir kalabalık gördüğümüzde hala görüntüler gözümün önüne geldiğince gerçekten kendimi kötü hissediyorum. Camdan böyle baktığımızda uzun uzun böyle insanlar var. Tabii ki öyle herkes bir hoş geldin demek için onlara doğru gittiğini, bir sis, bir kara bulutlar sardı ve görüntüler yavaş yavaş kayboldu.
Ama o rüzgar, o fırtına bir türlü bitmek bilmedi sabaha karşı. Tabii çocuğuz gitti yani, amcamlar falan evden gittiğinde daha dönmediler. Biz de ne oluyor, ne oluyor annemlere sorduğumuzda. Bir şey yok, siz oturun dediler ama kimsenin evden çıkacak bir cesareti de yoktu çünkü. Oyun burada bitecek galiba. Anlatacak oyun başından sonuna kadar anlatacak abla galiba. Sonra artık gün ışıyıp sabah olduğunda birkaç tane çocuğu... Kısır vereydin bari yeseydik. Hiçbir şekilde çocuklardan haber alınamadığını duydu. Birkaç kişi daha kayboldu. Çocuklar akıllı, sonra kendileri kaçmıştır. Sonra onların... Onların? Cesetlerini diyeyim. Gavur Deresi denilen tarihi bir orman vardır. Biz girmeye bile korkarız oraya. Orada cesetlerini buldular ama ağaçtan düşmüş değil ya da kavga edip birileri vurmuş değil. Hani hiçbir yerde kan olmadığını hep büyükler söylüyorlardı ama kolları bacakları kırılmış, hatta kiminin kafası dönmüş bir şekilde cesetlerinin bulunduğu söylenildi. Sonra sessiz sedasız... Bugün de evde tekim hatuna da yok, boku yedim ben. Sakin sessizce bir cenaze töreni yapıldıktan sonra o kayıp çocuklardan hiçbir şekilde haber alınamadı. Sonra çoğu ineğini işte... Hayvanlarını falan satıp köyü terk etti. Kimisi olduğu gibi bağını, bahçesini, eşyasını bırakıp kapısını çekip... Abla ne anlatıyorsun, yeter ya! Kimse daha köye... Korktuk, tamam yeter. Ara ara köye gidenler olduğunda hala o evlerden seslerin geldiğini, hala bir uğultu, hala akşamları sislerin bastığını falan söyler ama... Abi vereceksin tüm vücuduma ayetel kürsü yazacağım, geçeceğim ya. Her yerime dualar yazacağım, yapıştıracağım, geçeceğim. Görüntü hala ne konuşulur, ne anlatılır, ne büyüklere sorulur. Herkes ve kimse karıştırmayın, kurcalamayın der, bırakır. Bence en büyük korku bunun hiç bitmeyecek olmasıydı ya. Acaba diyeyim abla, anlatır mı hala? Abla korku videosu istiyordunuz. Korku hikayesi. Al bak, anlattı ablam. Ağzına sağlık ablacığım. Bak arkadaşlar, madem kara çarşaflı böyle etrafta siyah siyah dolanan bir şeyler var, hemen bir tane çarşaf buluyoruz, üstümüze geçiriyoruz, gözlere iki tane delik atıyoruz ve hani tamamen kapkar olmamız lazım. Ortalıkta dolaşmaya başlıyoruz. Bizi onlardan zannediyorlar, koyup çıkıyoruz abi. Bize çarşaf lazım, hemen bir çarşaf. Bize bir tane çarşaf lazım bize. Nasıl yaparız? Lan! Karabebeler, neredesiniz lan? Lan kaset içinde kaldı, yanmasın, o ne? Ha. Açın lan, sen de dert yapma. Bir demlik çay bitti, kadın anca sustu. Kimse bize inanmadı gibi oldu. Benim anlattığımızda ama... Sus lan! Hayır! Şeyler... Hayır! Hayır! Kaçın! Kaçın! Aha başladı, gene başladı! Yavaş. Ablanın adı neydi lan? Gülseda değil. Yok, ablanın adı neydi oğlum? Pijleri. Oğlum kapıda anahtar deliği yok, anahtar sesi geliyor. Ablanın adı Makbule mi? Bak bak, pozlara bak bak. Bak mesela bunu ışık tuttuğumda kafa kopmuş gözükse, çevirdiğimde kafa tekrar yerine otursa falan. Bir tane kısa korku filmi çektirteceksiniz bana ya. Lan! Cesur! İçeride misin? Bana anahtar lazım oğlum. O ne? Yavaş. Düşeceksin lan, yavaş. Salak. Aha, kağıt attılar. Bismillahirrahmanirrahim. You will die. Bak bak. Cine bak. İngilizce konuşuyor. Bende ne İngilizcesi var itoğlu. You will die. Gebereceksin. Ne diyorsun lan? Ben ne öleceğim hayvan, sen öl. Evet, öleceğim zaten. O zaten. Yani takdir-i ilahi. Günü geldi mi hepimiz gideceğiz abi. Bunu söylemene gerek yok ki, geberecek. Mücahit sağ ayağına gir oğlum. Yok lan, bizim adımız Batu'ydu değil mi? Yavaş. Tamam, açılabiliyor. Güzel. Bu ne? Şey mi? Kışlık kurutmak için mi? Ne bıraktınız oğlum? Ne, tövbeler olsun. Çekmeceyi aç ve anahtarı al. Bütün odaları gezmeyi unutma. Buraya hiç gelmemeliydin. Ne diyorsun ya? Seni korkutmak istedim ama anlamadın. Kim olduğumu merak ediyorsun biliyorum ama sana bunu şu an açıklarsam aklını kaybedebilirsin. Odaklanman gerek. Ruhun ve aklın buradan çıkış anahtarın.
Yok ki, ikisi de yok bende. Sana neden yardım ettiğimi merak ediyor musun? Evet. Yardım ediyorum çünkü ben buradan çıkmak istiyorum. Şimdi Gözcü Kulübesi'ne git ve git, sana bir şey bırakacağım. Abi sen kendini göstersene, ne mal adamsın ya. Notlarla falan. Not mu kaldı kral, kurban olayım ya. Çekmeceden, dur lan, çekmeceden anahtarı aldık, ne yapıyorduk? Tamam, odaklanıyoruz. Çıkış anahtarı. Ev yanıyor lan. Lan muhtar, ev yanıyor. Hayda. Bu kardeşi de alacağız mı acaba? Oğlum kan gitmiş, baksana kafa kan olmuş herifin. Kan bayağı gitmiş kafaya çünkü ya. Yazıktır lan. Şşş, karabebeler neredesiniz lan? Döverim ha. Dur lan sen de, yeter artık. İleri geri, ileri geri. Seccade var. Aha Kur'an var oğlum. Alak. Direkt Kur'an'ı böyle göğsüme tutam, koşam. Koşam ya ben. Langur lungur koşam. Kur'an-ı Kerim. Aha bak alıyormuşuz. Kur'an-ı Kerim yanına al. İhtiyacın olacak. Çünkü buradakilere karşı sadece ruhunu güçlendirerek kazanabilirsin. En azından hayatta kalabilirsin. Aldım abi. Vallahi bak elimde kutsal kitap var. Gebertirim. Yemin ediyorum gebertirim bak. Çarpılırız. Salak salak hareket yapmayın bak. Beni yere falan düşürmeyin bak. Oğlum benim düşmem önemli değil. Kitap düşerse sıkıntı bak. Bizim çocukluğumuzda şey vardı ya. Bir tane böyle fotoğraf vardı, video vardı işte. Neymiş, Kur'an'ı yırtan kız çarpım falan, öyle şeyler vardı. Vallahi bak onun gibi olursunuz ha. Açıl bir sen de. 01. Nereye gidiyorduk lan? Bir dakika. Muhtar! Oğlum nereye gidecektik lan? Ahıra mı gidecektik? Yok, bir yere gidecektik ya. Selamünaleyküm. Hop bir anahtar daha geldi. O ne, Xbox mu? Ha değilmiş. Xbox Series S sandım. Bu anahtarı al ve eve geri dön. Bu anahtarla kilitli kapılardan birini açabileceksin. Odanın içindeki sandığı aç ve ne yapman gerektiğini öğren. Abi... Hastalıklı mısınız ya? Bence biri bizimle oyun oynuyor ya. Bayağı dalga geçiyor ha. Oradan oraya. Sektiriyor bizi şu an. Köy yoksa billur gibi köy. Mis gibi köy ya. Böyle böyle bak buraları. Bak buradan insanları böyle böyle tarım arazi bölgelerinden uzaklaştırıp buralara işte arsaları alıyorlar. Milleti kovalıyorlar burada. Bir düzenek abi bu, bir teşkilat. Sonra buralara abi otel mi yaparsın? Apartman dairesi mi dikersin? Ne dikersen. Yavaş, nazar, nazar. Ne düştü? Ne düştü? Hangisi o? Hangisi o? Tamam. Benimle alakalı bir şey değil. Aha bu kapı açıldı. Hep imar işi abi bunlar, hep. Kapıyı kapatalım hocam. Sallanma artık. Ne olur sallanma artık ya. Sabahtır midemizi bulandırdın la. Ha. İzlediğin kasetteki kadın her şeyi anlatmadı. Hayır. Anlatacak mı yoksa daha? O büyük olaydan sonra köy çok değişti ve bazı aileler birbirlerini öldürdü. Allah Allah. İşte bu sandıkta o ailelerden birinin hikayesi var. Şifreyi gir ve sandığı aç. Kasetteki kadın sorunun cevabını vermişti. Abi, abla çok konuştu. Biz kaçırdık. Ben bir daha izleyemem onu bak. Yavaş. Ziyaretçiler hangi köyü bastı? Hangi köydü lan? Chat. Kurban olayım biriniz hatırlıyor olsun. Ne olur. Bir daha izleyemeyiz bak. Bir daha izleyemeyiz. Ne olur. Hadi. Neydi şeyin adı? Temmuz mu köyün adı? Küçük büyük harf önemli mi? Temmuz. Temmuz, Ağustos, Eylül. Vallahi açtık. Anam. Y köyü. Nasıl oğlum? Temmuzlu köy. Ha, ayı mı soruyordu bize orada? Korkuyu fark eden köylüler dehşet manzarayla karşılaştı. Katil koca bulunamadı. O zamanlar çocuk yaşta olan köyün eski sakini dehşet olayla ilgili konuştu. Aha televizyondaki abla. Temmuz, Ağustos, Eylül. Köyde dehşet. Birçok kişinin kaybolduğu iddia edilen köyde dehşet bir olay daha yaşandı. Olayın merkezinde aniden ortadan kaybolan bir çocuk bulunuyordu. Kayboluşunun ardından çocuğun babası bu trajik olayın sorumlusu olarak eşini gördü. Hep bir kadını suçlama.
Bu suçlama aile içinde büyük bir gerilime neden oldu. Bir süre sonra olaylar daha da karanlık bir hal aldı. Eşinin bu trajedideki rolüne dair kendi içsel ikilemleriyle boğuşan baba, eşini uyurken büyük bir taşla kafasını parçalayarak vahşice öldürdü. Ağırlaştırılmış müebbet. Hadi geçmiş olsun gerizekalı herif. Korkunç köyün eski sakini gazetemize konuştu. O zamanlar çocuk yaşta olan köyün eski sakini dehşet olayla ilgili konuştu. Konuşmadı, bambaşka konuştu ya. Susmadı. Bu olayın ardından köyde garip sesler duyulmaya başlandı diyor kendisi. Özellikle de bu trajik olayın yaşandığı evde. Çocukluk yıllarımızda bu evden uzak durmamız konusunda uyarıldık. Ancak sebebi konusunda bilgilendirilmedik. Ancak yıllar sonra gerçeği öğrendik. Köylüler arasında adamın hala kayıp olduğu ve eşinin cesedinin evin bir yerinde saklandığına dair söylentiler dolaşmaktaydı. Bu garip seslerin kayıp ruhların sesi olduğuna dair inançlar ortaya çıktı. Aa, asılı kadın, asılı tepe taklak asılı olan kadın mı yoksa? Tarih ne? 1986. Tarih 2000. 86 benim abimin doğumu ya. Nazlı Selin hoş geldin. İyi seyirler. İki gözümün çiçekleri iyi seyirler. Buyurun okuyorum. Şimdi o eve gidip kadının cesedini bulmalısın. Cesedi bulduktan sonra evin önündeki mezara göm. Allah vallahi bak bize ayak işi yaptırıyorlar ya. Vallahi köyün işlerini bize kilitliyorlar ha. Böylelikle kadının ruhu huzura erecek ve evin laneti inşallah bitecek. Bu sayede köyden çıkabilmek için bizi engelleyen ilk laneti ortadan kaldırmış olacaksın. Köpeğimden korkma, o seni ısırmaz. Bana bak köpek o devasa köpek değil inşallah. Ha? Aman Allah'ım bunu nasıl yapayım? Peki ev nerede? Benle dalga mı geçiyorsunuz oğlum? Aç şunu. Şu kapı açma dinamini değiştirebilirsiniz bence ya. Bence zaten oyunu... Allah! Yapan arkadaşlar. İzleyecektir diye düşünüyorum. Şu kapı açma dinamini değiştirelim ağam. Bura ne lan? Aa. Bura mı kırıldı? Ne bu? Duvar oğlum bunun arkası. Notun bahsettiği yere git. Bilmiyorum ki nerede abi. Şurası kapalı mıydı az önce? Şurada bir çit var gibiydi az önce. Bismillah. Haydi gidiyoruz. Sağ ayağınla gir oğlum her yere. Üç kulhü bir elham. Üç kulhü bir elham. Lan! Ev burası mı hocam? 10 numara o soba mobu var bak. Mis gibi mekan ya. Ne istediniz oğlum bu köyden? Notun bahsettiği yere git. Gülleniko, Gülleniciğim hoş geldin. Beti bereketi kaçmış bu köyün. İyi yayınlar. İzmir'den selamlar, sevgiler. Hoş geldin. İzmir'e selamlar. Türkiye'nin dört bir yanına. Avrupa, yurt dışı, Amerika. Her yerden izliyorsanız oraya selam olsun. Şundan bir tanesini alak ya. Bir tane korku oyunu yaptığınızda da şunu verin ya. Ya ben bunu alayım ama kullanamayayım. Sadece yanımda olduğunu bileyim lan. Tuna evde olunca ne oluyor? Kucak kucağa mı yatıyorsunuz korku yayınlarından sonra? Saçmalama oğlum, ne alakası var? Erkek adam korkar mı ya? Dur bak şimdi. Kapper teşekkür ediyorum desteğin için. Ben doğru mu gidiyorum bilmiyorum ki. Ev nerede ki lan? Muhtar falan da yok gibi sorak. Hani Hasan abi vardı ya. Hakan abi miydi? Hasan abiydi. Bize köye geldi, bize karşıladı o kadar deve. Nereye gittiniz oğlum? Bizim arkadaş ne oldu ya? Bizim bebe. Bir de yanımızda kız vardı abi. Ben o baştaki yazıyı kaçırdım. Kızı aldılar mı? Ne oldu lan? Oğlum bari kızı almasaydınız ya. Kadircan Andiç, Kadircan'cığım hoş geldin. Bir şey diyeceğim. Direkt bizim evdeki cesedi mi alacağız ya? Bence Notun bahsettiği yer orası değil. Direkt acaba başta tavana asılı bir ceset vardı ya, o mu ki ya? Bir evde burada var. Bayağı kocaman köy yapmışlar lan. Evden ses geliyor lan. Birileri mi konuşuyor? Abi kapı çok küçük ya.
Lan! Kapıyı büyültün. Giremiyorum. Abi içeri giremiyoruz, giremiyoruz. Alo! Fener kendini aydınlatmıyor ki. Şşş, bizi alın lan! O bayağı akşam yemeği yiyorlar içeride ya. Şuraya da bakayım da olmadı eve döneceğim ya. Aha biri yürüyor. Nedime teyze! Kız nereye gidiyorsunuz? Şşt lan! Hayda. Tam Cem abinin evi foşur foşur kamalı abi. Cilsiden. Aha köpek sesi geliyor. Uş! Bak oğlum bak şey diyordu. Cese gidip evden alacaksın ama köpeğimden korkma sana zarar vermez diyordu. O ev o ev değil ya başka ev bence. Oğlum biz baya başka köye geçtik şu an ha. Ben gidiyorum baya. Uş! Doğru mu gidiyorum ya? Yara dedeler köyü, ye ile. Batu Kur'an'ı nereye koydun lan? Envanter de yok ki. Hayır olsun abi. Ha? Hayır olsun abi. Fenrir. AY köyü. Hayda. Oğlum asıl mekan bura. Vallahi bak. Abo. Y köyü. Bura açılmıyor. Allah ayağım kaydı. Bura. Evin anahtarını bul. Abi şaka mısınız lan? Oğlum biz anahtar almadık mı ya? Paspas da yok ki. Notları bir okuyabiliyor muyum acaba ya? Bir notları okuyabilsem efsane olacak ya. I mı? İnni ve de cinni oluşumlar. Anahtarı getirseniz ilerleyemiyoruz ya korkutamayacaksınız. Sizi de bekletmeyelim. Anahtarı bir verseniz. Aha. Lan! Oğlum boynu mahallede kadın koşuyor. Kız koşuyor lan. Uş! Uş! Uş oğlum. Burada bir köpek var. Notun bahsettiği yer burası olabilir. Aha. Oğlum camda biri var ha. Vallahi camda biri var. Ne yapıyor oğlum o camda? Böyle duruyor gibi lan. Ne oluyor lan Karabaş? Uş! Camda biri var oğlum. Ev! Şu satırı alaydık bari ya. Sigara mı içiyor ne yapıyor? Aa buraya gömeceğiz galiba lan. Cry of Fear gelir mi seviyorsun? Abi Cry of Fear çok 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 eskiden böyle 10-12 yıl önce falan oynamıştım. Tekrar oynar mıyım bilmiyorum. Ama hiç hatırlamıyorum Cry of Fear'ı. Mail. Mail mi? Mail mi bu ailenin soyadı? İyi akşamlar. Ben Wi-Fi şifresini soracaktım ama iyi akşamlar. Kolay şey yapalım o zaman çıkalım. Demek müsait değiller. Tamam oğlum gidelim yani şey yapmayalım. Chat. Okey. Güzel oyun.
Peki abi. Girmeyek, vallahi girmeyek bak. Girmeyek ya. Gireceğiz yani, ne yaparım? Bok var, gireceğiz abi. Tövbeler olsun be, benim ağzımı bozduruyorsunuz ya. Oyucalar mı oyucalar? Ya köyde ne alaka oyuca tatlı? Lan! Lan sipariş veriyorsun, kargo gelmiyor buraya kaç gün ya. Bu mu geldi şimdi burada, bu mu var? Aha, layers of fear. Bak. Bak ya. Millet geberiyor açlıktan şurada. Bu köy sanatçı bak neler yapmıştı. Sanata soyunmuş ya. Şu bıçağın birini alaydım lan. Abla. O nasıl bir gidiş? Her yerde parmak izimiz kalacak. Kana falan bastık bak. Vallahi bize yıkarlar bu olayı. Bak bu bölgeyi imara açarlar. İnleti kovalayıp. Bizi de bambaşka açarlar ha. Abla ceset varmış. Alayım gideyim ben. Yavaş. Aha nazar çıktı. Vallahi bağırttılar. Şunu alayım mı lan? Şunu verin oğlum. Bir şey verin ya. Nivea mı? Ziveria. Allah'ım ne oluyor lan? Oğlum bir şey diyeceğim. Adam taşla kafasını ezdi lan. Anahtarı al. Cesedi sakladığı odanın anahtarı olabilir mi acaba? Ne bileyim Batu. Mal Batu. Yalnız olay geçmesine rağmen kan hala çok diri yani. Dip diri bir kan duruyor burada. Kurumamış kan. Diri bir kan var. Taşı biz de alak ya. Oğlum taşı ben de alayım. Bana savunacak hiçbir şey vermediniz ya. Gerçi bir Kur'an-ı Kerim bizde tamam. Bak vallahi bana hiçbir şey olmamalı şu an. Mümkün değil ya. Kur'an bizde abi. Şu an en güçlü silah bizde ya. Bozuk Gold TV çok teşekkürler desteğin için. Abi vallahi bize hiçbir şey olmaması lazım bak. Yakarım. Aha ceset taşı. Bismillah. Şimdi bahçeye götürüp gömeyim. Ne kadar rahat söylüyorsun Batu ya. Ne kadar rahatsın. Çok normal bir şey sanki. Serhat Kural 5 tane katılıydı. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu kadar hani olay bambaşka bir yere geldi. Şuna beğenin lan. Şunun bir beğenisi var yani. Sineği falan var. Buradaki ceset bu. Öbür evdeki ceset kim? Mezar yap ve ölüyü göm. Hadi bakalım. Sanki bozulmasın diye ekmeği dolaba kaldırıyoruz. Rahatlığa bak. Bari küreği alayım, kurban olayım. 10 numara gazlı ha bu arada. Bir Fatiha'sını falan okusaydık ya. Kur'an-ı Kerim oku. Ha harbi okuyoruz lan dur. Aa. Harbi dualar var lan bak. Kameramı kapatayım bir. 1'e basarsak Fatiha, 2'ye basarsak İhlas, 3'e basarsak Nas, 4'e basarsak Felak okuyor. Ne okuyayım? Düz Fatiha okuyorum o zaman. Düz okuyorum Fatiha'yı o zaman. Abdestsiz geldik ama bir şey olur mu ki? Cünübidik ama. Asım Arda Göncü çok teşekkürler ona katıldığın için. O zaman Fatiha'yı okuyorum. Okumadı lan. Ha. Ben kendi okuyacak sandım ya. Veleddalin amin. Tamam. Ben okudum abi içimden. Devam. Allah. O ne? Yavaş. O ne lan? Aha. Beni takip et. Yavrum sen kimsin? Kızı takip et. Eve git başka notara. Aa ne seçeceğiz? Oyuna bak. Seçim ve şansı veriyor. Dur bakayım lan. Oğlum bayağı kız geldi ha.
Lan şehirde neredesiniz? Bir Fatiha okuduk kız gel bak görüyor musun? Bam. Takip edeceğiz abi tabii ki. Kızı takip et. Bok varmış gibi. Kargalar Cem Bey. Haydi bakalım. Kıvırma kız. Sen niye bu plastiksin ya? Üst kattaki dayı da gitti ha. Şu baltayı alaydık bari ya. Asude, nereye gidiyoruz yavrum? Oğlum bacakları mı ters lan bunun? Bakmadık bak ya, bacakları mı ters? Sen niye öyle yürüyorsun ya? Yavaş. Vallahi bak. Böyle yürüyor bak, çarpık. Sağa sola ayak ters mi acaba? Lan! Bir getir bacaklarına bakacağım. Yani böyle deyince de çok ayıp oldu ama bakmam lazım yani. Sağa sol çarpık mı? Yavaş. Arca öz koruyucu Arca'cığım hoş geldin. İyi Allah'tan ayakları var bari. Bazı korku oyunları da o da olmuyor. Lan kapat el açını! Lan! Ablacığım nereye gidiyoruz? Çok gittik gibi oldu ama ya. Ha? Siz beni burada... Beyim bak. Siz beni burada sökersiniz, takmazsınız. Ben sizi biliyorum bak ya. Vallahi öldüreceksiniz bu kadar kasmayak. Öldür şuradaki dakika. Şuradaki dakika öldür ya. Keşke eve girseydim, not arasaydım. Ya oyun notları okuyarak ilerledemedim mi sana gerizekalı Mete? Ne mal adamsın ya? Niye kızı takip ediyorsun ya? Kız diyor mu seni takip edeyim diye? İçeri gir. O sana hikayeyi anlatacak. Bakayım. Ha bacaklar düz lan. Ayak mayak düz baya. Ablacığım. Maşallah kilondan yolu kapattın. Geçemiyoruz. Kim hikaye anlatacak ya? Selamünaleyküm. Matematikçi mi? He okula geldik ha. Ne oluyor lan? Selamünaleyküm. Sen mi anlatacaksın? Samara. Ne oluyor oğlum? Aha şimdi oğlan geldi. Fazla yaklaşma, sadece dinle. İyi lan ne bu hava? Şehre alışveriş yapmaya gitmiştik. Fakat feci bir trafik kazası oldu. Allah Allah. Tekerlekli sandalyeye mahkum kaldım. Babam o günden sonra hep kendisini suçlu gördü ve hayatını bana bakmaya adadı. Annem de çok üzülmüştü. Doktorlar bir daha yürüyemeyeceğimi söylemişti. Geçmiş annem bunu hocam. Kabullenemedi. Köyde yaptığı büyülerle tanınan o adamın yanına gitti. Alıştı. Ondan tekrar yürüyebilmem için yardım istedi. Büyücü ise bunun bir çözümünün olduğunu, fakat bunun için cinlere benim yerime bir kurban vermesi gerektiğini çocuk söyledi. Çocuk 9 yaşında gibi ama 37 yaşında cinlerin gibi çıkıyoruz. Cinlerin anlaşma ya. Buydu. Annem ise kuzenimi gözüne kestirmişti. Kuzenim 3 yaşında annesini ve babasını kaybetmişti. Annem kuzenimi gözüme kestirmişti falan. Öksüz hoş olmuyor ve yetim ama. Bir kızdı. Babam onu evimize aldı ve sahip çıktı. Annemin gözü dönmüştü ve kuzenimi ormana götürerek boğazını kesti. Büyücüye gitti ve anlaşmaya uyduğunu söyledi. Büyücü gece 12'ye kadar tekrar sağlığıma kavuşacağımı, yani yürüyebileceğimi söyledi. Senin kavuşmuş halin mi? Annem heyecanla bekliyordu. Gece 12'ye yaklaşmıştı ve o büyük olay yaşandı. Köyü aniden bir sis kapladı. Hocam, bir kalabalık ayrıntı geldi. Olarak soruyorum. Anne stepmom falan mı acaba? Ziyaretçiler tarafından alındım.
Orijinal anne mi stepmom anne o mi? O büyücü köyde birçok kişinin hayatını mahvetti. Evde büyü kitabını saklıyor. Git ve o kitabı yak. Laneti kaldırmak mı istiyorsun? Senden bunu istiyoruz. Yok, kaldırmak istemiyorum. Annemin cesedini mezara koyunca ruhunun huzura ereceğini mi düşünmüştün? Annem eğer sabretip Allah'a dua etseydi belki iyileşebilirdim. Ama o çareyi büyücü de aradı. Oysa ki insanlar her şeyi Allah'tan istemeli, değil mi? Annemin mezarına Fatiha suresini okudun. Ama o bu surenin anlamına göre yaşamadı. Surede ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz diyor. Peki annem kimden yardım istedi? Şimdi yürüyebiliyorum ama annem bunu göremedi. Büyücüden yardım isteyip büyüye ortak olduğu için ruhu sonsuza kadar azap çekecek. Evet. Toprak bile onu kabul etmemişti ama sen onu toprağa gömdün. Sen laneti bitirmedin. Laneti daha da arttırdın. Ben buna yakarım. Bu köydeki herkes cezasını buldu. Burası senin vicdanınla savaştığın yer. Burası iyilerle kötülerin savaştığı yer. Peki sen kimin tarafındasın Batu? İki senedir burada hayatta olmanı kim sağlıyor? Ne oldu oğlum? Seni yakalamak için tüm güçlerini kullanacaklar. Unutma, buradan sadece ölüler çıkabilir. Mikrofonun pop filtre kaydı. Seni buraya getiren kimdi Batu? Benim için kurban edilen kuzenimle tanıştın mı? Kim abi? Ya kuzeniniz falan. Beni aile işinize karıştırmayın ya. Aman. Adımız çıkacak şimdi ya. Abi kuzenine falan bak. Adımız çıkacak ya. El var lan. Cama karşı. Lan. Bana bak. Ha. Bu hikayeyi şimdi öğrendim. Bunu denemekten başka çaremiz yok. Çocuğun dediğini yap ve büyü kitabını yak. Ama orayı kötü varlıklar mesken tutmuştur. Senin kitap için geleceğini biliyorlar. Bunun için oraya gitmeden ruhunu güçlendirip korunmalısın. Kur'an'ı aç, İhlas, Nas ve Felak surelerini avuçlarına oku ve vücuduna sür. Hikayeyi daha yeni duydum ama büyücünün evinin neresi olduğunu tahmin edebiliyorum. Anlaman için kapısına siyah bir poşet koyacağım. Bu karanlıkta. Ya görünmeyecek bir şey koy ya. Gerizekalı. Koysana böyle disko topu gibi bir şey, parıl parıl parlasın. Evde de bir notum olacak. Ne dedi lan sırasıyla? İhlas, Nas, Felah. Tamam. Büyücünün evine git, kapısında siyah poşet olan ev. Kapıyı da açtılar sağ olsunlar. Dur, neydi sıralama? Bir hadise göre peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlık anında ve gece yatağına gireceği sırada İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyup avuçlarını öfler ve elleriyle bütün vücudunu sıvazlardı. Evet, bunu annem de söylemişti bana. İhlas, Felak, Nas. Dur oğlum, okuduk mu? Şşş, okumadık lan! Lan okumadık! Aha Kur'an'ı açamıyorum. Vallahi açamıyorum kitabı. Bak bir... Kuzen mi? Akbule... Abi sırasıyla okumadık. İnşallah şey olmaz ya. Lan yolu şaşırdım. Peki bu karanlık varlıklar mal mı abi, bizim oraya gitmemizi bekliyorlar? Ayağına çağırıyor bir de itoğlikler. Gel burada gebertsene, gebert edeceksin. Terledim ya. Var ya, bak bu evi bir yıkarlar. Burayı bir imara açıp, bura var ya, bu köy... Yerler abi bu köyü. Bu köyü çalıştırır. Aa, çöp poşeti. Vallahi siyah çöp poşeti. Ev burası. Büyücü! Geliyorum oğlum. Çakacağım havada kedavrayı ağzına. 10 numaralı daire. 10 numara yer seçmiş itoğlit. Selamünaleyküm. Büyücünün eve bak. İçerisi lüks. Bak diğer taraflar öyle değil. Büyücü lüks yaptırmış. Şerefsiz. Selamünaleyküm. Yavaş. Beyaz kedi 10. ayında teşekkür ediyorum. Ağlama lan! Ağlama! Bır. Her sabah 6'da zaten yan komşunun çocuğu ağlıyor. Uyanıyorum. Alarm gibi ya. Ağlamayın artık ya.
Bebeklerin ağlamayan versiyonu çıksın artık, ne olur ya. Sabahın 6'sında, her sabah 6'da ağlıyor çocuk ya. Böyle zımbak gibi açıyorum gözü. Lan! Büyücü! O ne? Yavaş. Bak bunlar eşya. Bu değil abi. Lan! Bak geliyorum bak. Bak geliyorum bak. Dokunacağım. Ha. Oğlum aşağıda not falan var mıydı acaba ya? Almadık bak. Bakmadık. İyice bir baksaydık, bir saniye. Oğlum ben duam ettim geldim. Hiç. Kur'an da bende. Not var mı not? Oğuzhan Akyol. 22 yaşına bastık. 30 Ocak'ta seninle yaşlanıyoruz he. Oğuzhan'ım Allah uzun ömürler versin. Nice güzel yaşlara sevdiklerinle. Sağlıklı, mutlu. Kendin kadar güzel bir ömür sana. İnşallah. Merhabalar ben bu yerlere... Abiri! Büyücü ne mal adamsın ya. Salak. Çıksana karşıma. He? Aa, harbi disko topu gibi yapmışlar lan. A Secret of Hope, Umudun Sırrı. John Smith, David Gregner. Böyle bir film var mı acaba harbi? Varsa izleyek. Biri mi oturuyor lan orada? Vallahi biri oturuyor ha. Oğlum sadece kafası mı var lan onun? Dur dur. Bak oba. Sandalye adam. Bak bu dikkat et de ben de buradayken oturma diyenlerden. Adam sandalyeye dönüşmüş bunu diye. Nergiz. Nergiz'im teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Ben şu kafaya gitmeden siz şu beyin işini bir çözün de. Onu bir unutmayın. Ölümlü dünya aman diyeyim. Selamünaleyküm. Aa bu da sandalye olmuş lan. Ey? Ne yapayım, elinden mi tutayım? Kitap var dediydi ya. Kitabı bulacağız da kitabı bulamadık. Hocam yakılacak kitap varmış. Koyacağım tokadı şimdi. Nurçin Üzüm. Çok teşekkürler, hoş geldin desin için. İyi yayınlar herkese. Eyşarp benim, hoş geldin. İyiyim valla. Çok teşekkür ederim. Aynı devam. Korku oyunları vesaire takılıyor. Sizi sormalı derken valla beni hiç sorma. İşi bitmiş haldeyim. Action dolu yorucu bir pazar daha bitti. Aklı olan çocuk mucuk yapmasın demiş. Allah kolaylık versin. Kitabı yak. Büyük kitabı yakmak için kibrit bulmalısın. Evi iyice ara ve haritayı bul. Abi zippo çakmak var, yakıvereyim şuradan. İlla kibritle mi yakacağız? The end of time, zamanın sonu. Betül Çetin, Betülcüm 5. ayda çok teşekkürler. Kaçırdıysam bile dert etme, video olarak atacağım hemen birazdan. Al işte, bu buradan oraya gitmiş abi. Bunlar klasik artık, bunlar yani bunlar klasik abi. Bu bebeler klasik oldu artık lan. Gerizekalı. Şşş. Neyin peşindesiniz oğlum? Ha? Hollywood'da görüyorsunuz. Bu çarşafın altına giriyorsunuz ya. Sağa sola koşuyorsunuz sonra. Yavaş. 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 Kırmayın artık. Evde zaten her şeyi darmadağın etmişsiniz. Kırmayın artık lan. Şu mumu alıp götürüp ben bu kitabı yakamıyorsam yani lanet olsun böyle işe ya. Bak detaycılıktan uzak oyun abi. Bunu alıp yakayım abi ben. Yani mumu alıp yakabilmeliyim, anladın mı kitabı? Ne kibrit hoca? Evi icara, haritayı bul. Allah be. Aa, şunu alayım yakayım mesela. Aa, bundan iyi şey mi var la? Ya ne kibrit abi? Bunu alıp yakmam lazım ya. Benim evi yakmam lazım.
Çöp poşeti bir değil miydi lan? İki olmuş. Kibriti nereden bulam şimdi ya? Chat biliyor musunuz kibritin yerini? Mutfakta yok ki evde. Çöp iki miydi? Ha iyi bari. Bak bunlar oyunun sonunda çöpü de bize attırır. Ben o kadar söylüyorum ya. Teşkilat abi bunlar, teşkilat. Ya lan oluyor oğlum. Masa dönüşüyordu vallahi. Açıksa köyün bakkalından gidip alayım. Mutfak? Şşş, bir çakmak ver lan. Bir sigara ver. Harita marita dedi. Ne haritası? Aha. Bura kırık mıydı? Bu muymuş abi yani kitap? Bu büyük kitabı bu mu? Başımıza bela ettiler ya. Aha o ne lan? 6 numaralı eve git ve kibriti al. Kibrit için harbi komşuya mı gidiyoruz? Neredeyiz biz? Aa Hasan'ın evi diyor. Hocanın evi, büyücü. Çıktım. Düz ana yola bağlandım. Soldaki ev. Tamam abi. Şimdi müsaade edin de geçelim beyler. Orada mısın lan hala? Yakarlar adam böyle. Ya komşuya yoğurt almaya gidilir de kibrit almaya gidilir mi ya? 6 numaralı ev. Bakın çıktık büyücü. Yedi kimin evi evi? Hocanın evine gidelim. Hoca... Ha? Zafer, tuzağa düştük Zafer. Bu ana yol mu peki ya? Bizi burada bir koysaydınız şöyle bir giderken kendimi göreydim. Kaç bu? 8. 8'de yok mu? İlla 6'dan mı alacağız? 8'in de mutfağında vardır belki ya. Oğlum. Ah. 10'dan çıktık. Böyle gidecek herhalde ya. Abi ama çok uzak orası ya. Vallahi bak. Bana bak. Burada çözeriz biz bu mevzuyu. Şşş. Lan. 8'in arkası diyor. 8'in arkası diyor ya. 8'den kayarım ben oraya arka bahçeden. Hiç yapmayın siz. Sekizin arkadan kayılır abi. Kayılmaz mı? Kayılır ya. Kayardık ya. Vallahi kayardık abi ya. Yapmayın abi ya. Tamam altıya gideyim gülüm. Altıya gideyim de. Sekizden de alacak varsa sekizi de alayım şimdiden. Ha? Aç aç. Belli buraya da gelinecek abi. Belli. Ona lan. Belli 8'e de geleceğiz büyük ihtimal. Tüm ev, tüm köyü dolandıracak ya. Arazi baktırıyor vallahi. Karşıda biri var lan. Bak bile. O ne lan? Ha ağacın şeymiş lan. Ağaç.
Oo, Naruto. Vallahi Naruto. Oğlum çok büyüktü o. Kadın çok büyüktü lan. Vallahi Naruto. Harbi Makbule geldi bu sefer ha. Harbilerinden yani. Naruto Makbule. İsa Karakurt, İsa'cığım hoş geldin. Teşekkür ederim katıldığın için. Altı numaralı ev bura mı acaba? Oğlum çok büyüktü o koşan ya. Yani mantıken 6 numaralı evin burada olması lazım. Kaç? 4. Bak bir içeride CS atıyor. 4. Aha 6. Vallahi 6. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Geldik geldik. Ha vallahi geldik. Biz geldik. Aç kapıyı oğlum iyice. İyi akşamlar. Işık yaksaydınız ya. Ampul de var. Bak o evde yanıyor. Siz elektriği mi ödemediniz? Oy Makbule, Makbule benim canım, Makbule. Sökecekler bizi ay. Kibrit nerede hocam? Lan kibrit nerede olacak? Mutfakta olmaz mı? Kibrit ver artık şu kibriti ya. Makbule? Makbule? Lan! Oğlum yemin ediyorum geçen gün oynadığım korku oyununda da vardı bu ev. Tavan arasına çıktığımız ev. Ha? Çekmeceyi kapattılar. O ne? Notu oku. Büyü kitabı ortamında yakılmalıdır. Büyücünün evine git ve kitabı yak. Ne oluyor lan? GeForce Experience devreye girdi. Hayırdır oğlum? Aha Nvidia da işin içinde. Sonra da haritaya bak ve ev 7'ye gel. Orada sana bir not bırakacağım. Tah! Dönmeyeyim ya. Dönmeyelim ya. Allah'ım dönmeyelim ya. Ha iyi bari. Ha? Lan ne oluyor? Yürü çık kanka ya. Ben kibriti aldım aldım abi. Kocaman bir şeydi lan. Ev 5, 4, 7. İleriden sahip büyücünün evine gör. Büyücü müydü acaba o lan? Tosun tosun, Makbule tosun. Bizden uzak dursun ya. Nurçin Üzüm, İngiltere'den selamlar. Conjuring House ile tanıdım seni. Elden Ring hikayesini öğrenebildim mi? İstersen DLC videosunun altına uzunca yazabilirim. Nurçin mükemmel olur ya yazsam var ya. Böyle bayıla bayıla okuyabilirim yani Nurçin'cim. Çok teşekkür ederim, İngiltere'ye selamlar. Yağmurlu diyorlar oralar. Çok teşekkürler senin için, hoş geldin. Vallahi var ya, bayıla bayıla okurum yani. Hatta sabitlerim herkes okusun. Bak bre! Tıt! Tıt tıt! Manyak bunlar! Manyak bunlar! Mete abi, Chio diye bir oyun var, oynar mısın? Korku oyunu mu? Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ola ki! Velev ki ya! Velev ki! Böyle bir köyde böyle bir halde kaldın, ne bok yiyeceksin? Ne yaparsın? Velev ki ya! Aha buradakini de öldürdüler. Hep kadınlar bağırıyor. Oğlum ne istiyorsunuz bu kadınlardan? Allah'ın belaları. Rahat bırakın lan kadınlar artık. Fatal Frame'i bitirdim. Tek video halinde atacağım. Bitirdim. Tüm videosu hazır. Hafta içi atacağım. Atacağım. Ben hüngür hüngür ağlarım ya. Hüngür hüngür ağlarım abi ben.
pısarım bir yere. Hani pısık atarım bir yere. Yani ne olacaksa olsun. Selamünaleyküm. Yine biz. Bakalım o çarşaflı heykel ne bokuydu yukarıda. Ya abla yüzün olmuş kadayıf, sen hala neyin peşindesin ya? Aha heykel yok. Vallahi heykel yok. Ne oluyor oğlum? Borazan bağırdı içeride. Bağırttırıyorlar. Bu sefer o sefer lan bak. Alnına koyarım senin bak yumruğu. Aha bir şey yapmadı. Uzak durun artık. Yavaş. Yavaş. Lan oğlum sen birdiniz iki mi oldunuz lan? Hayda. Deyip yakacağım şimdi. Kitabı yak ve ev 7'nin anahtarını bulmak için bu evin karşısındaki evin çocuk odasına bak. Yak şunu ya. Oğlum bir açıp bakaydık harbi büyük kitabı mı lan? Ha? Bize kutsal şeyleri yaktırıyor olmasınlar bak. Bu kaldı öbürü gitti. Karşı evin çocuk odasına mı bakayım? 7 numaralı evin anahtarı. Ne yaptı? 7 numaralı eve mi gitti buradaki heykel ya? Çarşaflı. Ben çıkayım. Çıkayım ben. Ben çıkayım. Size kolay gelsin. Tövbeler olsun ya Rabbi ya. Kalk lan. Dingil. Ha 8 numaralı evde 7'nin anahtarını mı arayacağız yani? Dur bakayım öyle bir şey miyiz? 6'da kibriti aldık kral, tamam 6'yı kapat artık. 6'dan vazgeçemedi ya. Takip ediyor mu lan? Ha. Paranormalcim hoş geldin. Teşekkür ederim. Aha bir ışık gelmiş lan. Selamünaleyküm. Hatırlamadınız mı? Geldik ya daha önce. Halı 10 numara bu arada ya. Böyle bir halı lazım ya. Vallahi salona. Benim salona lazım böyle bir halı. Çocuk odası arıyoruz ya. Oha anam vay. Köye bak. Şömine mömine var. Ne diyorsun ya? İstanbul'da bana mısın diyen evde yok lan şömine. Vay 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 vay. Buradan bir şey gelmedi. Vay 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 vay. Bisiklet var, bisiklot. Yok, jort. Anahtar arayacağız da. Ah şu kapıları görünce kapakları long dark aklıma geldi. Ne güzel loot ederdik. Loot yapar idik. Üst kata bir çıkayım ben o zaman. Çocuk odası üst katta herhalde. Ha? Ev sahibi değilim ben, bakmayayım. Ayıp olur. Bakmayayım, bakmayayım ben. Tövbeler olsun, tövbeler olsun. Tövbeler olsun ya Rabbi. Aha, 7 numaralı evin anahtarı. Tamam, bir de not bırakacağım dediydin. Kanka bir de not bırakacağım dediydin. Alo. Not. Lan not yok. Bir de not bırakacağım demedim ya. Mesut Akbaş sen kaç yaşındasın? 31 abi. Nisan'da 32 inşallah. Adım adım gidiyoruz. Ölüme. Yaşamın sonlarımıza doğru gidiyoruz. Bırak lan kapıyı! Onu bunu çocuğu! Manyağa bak! Öpeceğim diye koştu geldi ya lan! Kaldık biz? Kim koştu oğlum?
Maske mi vardı lan onun suratında? Kesin bunlar arkadaşlarımızın biri. O bize bir numarası ya. Oyunu. Ne bu? Kesin prank video ya. TikTok'a yükleyecek tuvaletler bizi. Batu'ya kışkırtma diye. Vay 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 vay, yataklara bak. Tamam, biz anahtarı aldık. Ben o zaman 7'ye gidiyorum ya. Notu okuyamadık da. Not yok demek ki. Herhalde 7 numaralı evde mi not bırakacağım dediydi. Neyse hadi 7'ye gidelim biz. Ne oluyor oğlum? Allah Allah. Vallahi gebertirim bak ya. Salak salak. Kafayı yemiş ya köy. Vallahi kafayı yemişler ya. Şimdi 8, 6, 7, 8, büyücü 10, 7. 7. Allah Allah, 7 buradayım mı lan? Haritada 7 numaralı ev yok. Bu kaçtı bu? Bu 9 abi. Bir dakika bak, bu 9. 9 hanenin büyücü. Büyücünün karşısı 7 olması lazım. İyi de 8. 6'a doğru mu? Nerede? Krokiyi yanlış çizmişsiniz ya. Abi 7 numaralı ev yok, ev. Ben büyük kitabını yakmadım ha. Bu işin bitmesi lazım artık. Hadi tamam ya. Ben kitabı yakmışım abi. Ben inni ve de cinni oluşuma son vermişim az önce ya. Aha 7 numaralı ev. Bismillah. Aa 7 numara diye bir dizi vardı eskiden. Ulan ne izlerdik be. Dın dın dın. Ne oluyor lan? Aha. Muhtar! Benim anlamadım. Halk neden plastik? Ben onu anlamadım ya. 7 numara diye dizi vardı eskiden ya. Bilmiyorum, benim yaşıtlarım hatırlar. Bir dayı yürüdü buradan. Berke Yerlikay, Berke'nin teşekkür ederim. Laneti çözemedin. Arkadaşını da onların elinden kurtaramadın ama artık her şeyi öğrenmenin vakti geldi. Kim olduğunu merak ediyor musun? Haritaya bak, hocanın evine gel. Allah Allah. Bana ne abi arkadaşım lan? Bana ne oğlum? Benim amacım arkadaşımı kurtarmak değil ki abi. Ne arkadaşı ya? Hocanın evi. Ne arkadaşı abi? O ne lan? Bisikletle mi gideyim? Benim arkadaşım şerefsizin tekiydi zaten. Ne işim olur arkadaşımla ya? Benim zaten köydeki büyüğü kaldırmak gibi bir amacım da yok. Bana ne oğlum? Bana ne ya? Devlet düşünsün, bana ne? Allah Allah. Kaymakam mıyım, vali miyim lan? Muhtar mıyım, belediye başkanı mıyım? Bana ne lan? Benim arkadaşım da kurtulamadıysa onun kendi eşekliği yani. Salak, biz nasıl kurtarıyorsak o da kurtulaydı. Bana ne abi? Batman miyim, Superman miyim ya? Kimsin, adın ne dedi hoca? Hocam adım Batu. Müsaade varsa. Ne işin var yine burada, ne istiyorsun? Az önce sana tekrar buraya gelmemen gerektiğini söylemedim mi? Yok lan, biz ilk defa geliyoruz. Ay, bir yanlışın olmasın. Hocam ne demek istiyorsunuz, hiçbir şey anlamıyorum. Dün bu köye geldim, buradan çıkamıyorum. Arkadaşım da kayıp, bana yardım edin ne olur. 5 numaralı eve git falan deme, gebertirim seni vallahi bak. Ha yoksa seni yine, sen yeni denememişsin. Bu köyden asla çıkılamayacağını hala anlayamadın mı? Bu köyden sadece ölüler çıkabilir. Delirmişler gelmeden evimin önünden ayrıl. Onları buraya kadar takip ettirtme. Ne? Amanot'ta buraya gelmem söylendi. Lütfen bana yardım edin. Maskeli biraz önce arkadaki küvete bir kayıt bıraktı senin için. Onu al da hemen çık git buradan. Onlar geliyor. Nasıl? Ne küveti ya? Maskeli? Hocam ben bunu nerede izleyeyim? Köy seyirlik alanı var mı? Oğlum bunu nerede izleyeceğiz lan? Hocam? Hocam? Hoca? Ayıp ediyorsun ha.
Sana bir ses kaydı bıraktım. Hasan'ın evine git, bahçedeki Gözcü Kulesi'nin içinde bir ses kayıt cihazı bulacaksın. Ne Hasan abi ya? Şimdi Hasan çıktı. Oha! Yolun sonuna kadar gideceğiz. Let's go. Allah Allah Allah. Ha, çit var. Tutmayın beni. Allah 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 Allah. Davar gibi koşacağız. Bak ne çıkarsa çıksın koşuyoruz ya. Oyunun başındaki kıza çok üzüldüm ya. O ne oldu acaba? Ona dertlendim. Bizle gelen bir kız vardı. Kara dedeler dedeler işte geldiler. Vallahi geldiler. Hoppa. Ben giderim abi. Lan yavaş. Ronaldo. Açma Ronaldo gibi bacağını bak. Tövbeler olsun ya. Trafik kontrol mü? Hayırdır? Hasan abi! Hasan abi kapıyı aç! Teybi aç, kaseti aç! Ne açarsan aç! Allah'ım verdi bak, müziği verdi, müziği verdi! Allah'ım bir şey olacak! Uş! Hadi bak, tut! Üzerinde kimyasal var, dokunan paramparça olur bak. Hoca benim üzerime kimyasal taktı, yaklaşmayın derim. Yepyeni bir virüs taşıyorum üzerimde. Mahvolursunuz, mahvolursunuz. Ben dokunmayın derim yani. Yavaş. Yavaş. Abi ben, Hasan nereye geldik buna? Abi ben gelip gelmediğimi anlayamıyorum ki. Hasan abi. Hasan abi. Allah belanı versin abi. Oğlum bir numaralı ev hangisiydi lan? Aa şu başladığımız ev mi acaba? Dur bakayım. Bir numaralı ev Hasan abinin evi değil mi ya? İki bura. Bir nerede abi? Tüh. İki. Az daha gittim bir. Ha şura Hasan ev. Tamam. Hasan abi ahırda mı kalıyor? Ha şuradan şura pardon. Başladığımız ev. Hasan abi cama el bırakmış, elizi bırakmış. Hasan abi bir, tamam. Kaseti televizyona takacağız. Allah'ım, abla çıkmasın gene bak. Bana kafayı kırdırtmayın, abla çıkmasın gene. Lan kaset çalar gitmiş. Ne diyordu ya, bir dakika. Kaset aldık. Lan kaset çaları götürmüşler. Ne bıraktı? Ses kayıt cihazı bıraktı dediydi ya. Neredeydi? Nereye bıraktıydı? Kuleye mi bıraktı dedi. Hasan abi gelsene, gelsene, gelsene. Nah şu kule. Ha şurası şurası. Gözcü Kulesi. Tamam. O ne lan? Yukarıda şey var. Bana bak. Şşş, hayırdır oğlum? Kalk git lan, dingil. Ne geziyorsunuz burada? Kaseti dinledikten sonra... Ne oluyor lan? İzleyelim bakalım. Irmak Aydut, birazdan bakacağım Irmak'cığım. Görecek olur mu? Aa, batı buymuş. Olamaz! Allah'ım, evine geldim.
Emine geldim, koru beni. Koru beni, koru beni, koru beni, koru beni. Kaset. Merhaba. Eğer bu kaydı dinliyorsan, ha, başaramamışız demektir. Şunu bilmelisin ki az sonra anlatacaklarım sana ağır gelebilir. Anlat abi. Ben kötü biri değilim. Eğer bunları köye ilk geldiğinde anlatsaydım aklını kaçırabilir, notlarıma odaklanamazsın. Bu köyden çıkmak için sana ihtiyacım vardı. Gaz maskeli kişiyi hatırladın mı? Her seferinde olduğu gibi seni köyün girişinde bekledim. Ve köye girmemen için sizi korkutmaya çalıştım. Ama sen beni göremediğin için arkadaşlarına inanmadın ve yine başaramadım. Diğerleri korktu ama sen ve arkadaşın büyük bir hata yaptınız. Yukarıdaki maskeyi gördünüz mü? Ali abi nerede? Tam şurada işte. Ya bak tam şurada çaprazda. Yukarıda ya abi biz görüyoruz, bizde sıkıntı yok. Ben görüyorum. Görmüyor musun? Chat görmeyen var mı? Ya abi hadi yürüyün ya. Hasan abi bizi bekliyor, birbirinizi korkutuyorsunuz burada ya. Kendini bu köye alışık hissediyor musun? Onlar seni tuzağa çekti. Sen daha önce bu köye birçok kez geldin. Hatta ağzından kaçırdı ama anlamadın. Ya, tamam tamam. Ya, ne kadar büyümüşsün lan, bu kadar dinle. Sizi karşılayan Hasan adlı kişi aslında onların adamı. Görevi sizi Hasan abi, güzel bir şekilde karşılamak ve köyü insanların yaşadığı normal bir köy olarak göstermekti. Bu büyük bir aldatmacaydı. Köyde neler yaşandığını tam olarak belki de asla anlayamayacaksın. Çünkü ben bile burada neler olduğunu bilmiyorum. Sen benim 24. denememsin. Dünya saatiyle yaklaşık 2 senedir buraya hapsoldum ve zamanda sıkıştım. Her 30 günde bir buraya getiriliyorsunuz. Çünkü daha önce yaşadıklarımı tekrar ve tekrar, tekrar ve tekrar gözlerimin önünde bana yine göstermek istiyorlar. Bana bu köyden çıkmanın umudunu verip tuzağa düşürmek istiyorlar. Beni yakalayamıyorlar. Benim pes etmemi ve onlara teslim olmamı istiyorlar. Ama ben asla pes etmeyeceğim. Pozitif gücü yenemeyecekler. Peki ben kim miyim? Sen Batur'un ta kendisin. Biliyorum, şu an çok şaşkınsın. Anlattıklarımı anlayamıyorsun. Herkes beni görebiliyorken senin beni neden sen göremediğini... Sen kesin bensin. Sen bensin ama. Ben neden kan maskesiyle dolaştığımı anlamaya çalışıyorsun. Kesin bak ya, kesin. Black Mirror 7. sezon. Bir diğer şey de sesimin sesine neden bu kadar çok benzediği. Bu bir benzerlik değil. Bu gerçeğin ta kendisi Batu. Evet, şu an kendi sesini duyuyorsun. Çünkü ben senim. Bu köye asla gelmeyin. Abi gelmeyecektik zaten de işte. Salak salak getirdiniz diye. Şu tabloyu göremedik ya. Şu göze bir tane pandik atacaktım, şunu göremedik. Peki. Bu da böyleydi. Neydi lan? Ye Village Visitors. Yapan arkadaşların eline sağlık. Ama yani hazır asetlerim, bak ben hep söylüyorum. Korku oyunları için. Geçenlerde bir tane Türk yapımı korku oynadık bak. Death Relives diye. O hazır asetin dışına çıkmış bir oyundu. Daha hani üzerinde uğraşılmış bir oyundu. Bak bunda da emek yok demiyorum ama bu hazır asetlerden, diğer korku oyunlarında gördüğümüz asetlerden biraz çıkılabilirse, biraz daha yaratıcılık ortaya koyulabilirse bence daha güzel olur. Bak mesela ekrana bir şey çıkartarak korkutma yerine ya da işte o koridordaki koşma şeklinde gelen korku vardı ya, ona benzer korkuları daha da böyle geliştirerek, daha böyle hayal gücünü kullanarak daha iyi şekilde, artık nasıl olabilir bilmiyorum, üzerine düşünmek lazım. Korkular daha iyi olur. Bence zaten şöyle bir şey var. Korku oyununda ben olsam korkutma öğesini, bak filmlerde de bana göre zamanda bu Paranormal Activity'nin falan ilk başlarda tutup sonradan batmasının sebebi de o, batırmasının sebebi de o.
Paranormal Activity 1'i hatırlayın bak mesela. Çok mesela insanlar beğenmişti. Korku öğesi gözükmüyordu abi. Korku öğesi gözükmedi mi? Bence daha etkileyici oluyor. Yani korku öğesi böyle ne bileyim yaratık çıktığında, böyle kara çarşafla biri çıktığında, işte böyle götüyle başı yer değiştirmiş teyze çıktığında falan. Bence anlamını yitiriyor, tamam mı? Bence anlamını yitiriyor. Bana kalsa iyi bir senaryoyla, hani bence bir senaryo yazılmaya çalışılmış ama anlatımı güzel olmamış bu oyunda. Güzel bir senaryo. Hani plot twist yapmaya çalışmışlar sonunda. Hani ben sendim işte burada kapana kısıldım. Seni defalarca çağırıyorum buraya. Belki böyle bir paralel evren falan kafası vermeye çalışmışlar ama daha iyi bir anlatım da çok daha iyi olabilir. Bunun üzerine çalışılmalı diye düşünüyorum ben. İnsan görmediğinden daha çok korkar. Bak ses ve görmediğinden daha çok korkar. Bak ben bir korku oyunu yapıyor olsam kesinlikle korku öğesini katiyen göstermem. Seni bir şey kovalıyorsa bile, bak seni bir şey kovalıyorsa bile o görünmeyen şeyin kovalaması çok daha güzel olur bence. Bir de iyi bir senaryo abi. Ses ve iyi senaryo. Ses. Bir de korkuda ses çok önemli. Yani ses bence asıl korkutucu olan olaylardan bir tanesi. Bence yani. Bu benim düşüncem. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Biz şimdi bambaşka bir korku oyununa geçeceğiz chatle canlı yayında. Ama YouTube için bu videonun sonu.